Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen irabını bir bitirelim. Dün başlamıştık. Bismillah. Zâlikel kitabu, işte bu kitap ki la raybe fihi, onda şüphe yoktur. Bu delil müttakin, müttakiler için bir hidayet kaynağıdır. Burada zâlikel kitabı, zâ mübteda, el kitabı ondan muşyar leh, ondan bedel, ikisi beraber mübteda kabul etmek. Ondan sonra la raybe fihi birinci haber, hudellil müttakini ikinci haber kabul etmek mümkün. Veya zâ ismi işaretini mübteda, el kitabı haber kabul ederekten yegane kitabın o olduğu, la raybe Allah katından geldiğinde şüphe bulunmayan yegane kitabın o olduğunu söyleyip daha sonra hudellil müttakin ikinci bir haber getirmek de mümkün demiştik. Bu iki ihtimali dikkate aldığımız zaman ayrı ayrı irab yapmak icap eder. Zalikel kitabu müttedaun marfu'an bir dammeti zahira la raybe fihi, buradaki la lamun nefilil cins mebdin ale sukuni raybe ismu la mansubun bir fethati zahira fihi fi harfü cer mebni ala sukun hi damir muttasıl mecrurun mahallen. İkisi burada haberullah la raybe fihi cümlesi bütün halinde haberun marfuun mahallen. Huden ikinci haber, haberun sanin buradaki el kitap için ikinci haber marfuun mahallen, yani özü ben marfuun bi dammetil mukadderati lam harfi cer el muttakin ismun mecrurun biliyel liennehu cema muzekker salim dedikten sonra geri dönüp bir kelime taline bakalım. El kitap. Burada kitap doğrudan yazılı şey, mektup anlamında yazılan şey. Kur'an-ı Kerim'de bunu çok sık göreceğiz. Mesela biraz sonra Huden'de göreceğiz. Mastarlar, kelimeyi her boyutuyla ifade edebilme kabiliyeti olan kelimeler olduklarından birçok yerde mastarların ismin yerine kullanıldığını görürüz. Mesela Felak suresinde Vesvasil Hannas, Nas suresinde Vesvasil Hannas. Orada aslında vesveseyi veren bellidir. Kimdir? Şeytan. Muvesvis denilmesi beklenir ama bir bakıyorsun vesvas mastarını getirmiş, onun yerine kullanmış. Bu her dilde karşılığı olan bir kullanım. Biz Türkçe'de de bunu yapıyoruz. İki kişi diyelim sohbet ediyor. Ortama bir tane böyle sürekli ortalığı karıştıran, fitne çıkaran bir insan geliyor. Ne diyorsun? Aha fitne de geldi. Fitne soyut bir kavram. Gelmez gitmez, oturmaz kalkmaz. Ama adamın işi gücü, meşguliyeti, hayatı daima fitne çıkarmak olduğu için ne diyorsun? Aha fitne de geldi. Şimdi burada Kur'an-ı Kerim için el kitap kelimesine haber olarak gelen huden yine mastardır. Heda hidayet etti. Yehdi hidayet ediyor. Huden hidayet etmek. Yani Kur'an hadidir. İsmi fail olarak gelmesi gerekir. Ama huden, salt, hidayettir Kur'an. Kur'an'ın bütün temeli ilk besmelede başladığında Fatiha'nın Bismillahirrahmanirrahim'in besinden başlayır. Hannas'ta şeyde minel cinneti ve nas dediğindeki sin harfiyle bitinceye kadar basından sinine, ilk harfinden son harfine baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün hedefi her türlü delilini, her türlü mantıki açıklamasını ortaya koymak suretiyle insanı bir ve tek olan Allah'a hidayet etmek, bir ve tek olan Allah'a yönlendirmek, temel yaratılma gayesi olan Bismillah ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ayetinde ifadesini bulan ve insanın yegane yaratılma gerekçesi olan Allah'a kulluk noktasında insanı oraya sevk etmek, orada sabit tutmak, onu oraya hidayet etmek, yaptığı rehberlik sayesinde Allah'a götüren o tek yola, sırat-ı müstakime çekmek. Başka hiçbir şeyi yok. Bütün yani ilk anından başladığından sonuna kadar Besmele'nin besinden sin harfine varasıya kadar. İki kapak arasında 606 sayfa, 6236 ayet boyunca bütün derdi, davası ortaya koyduğu, anlattığı kıssalar üstünden mesajlar vermek, ortaya koyduğu akli deliller üzerinden mesajlar vermek, bazen tebşir ederken, bazen inzar etmek, uyarırken aynı zamanda tehdit etmek, tüm yöntemleri farklı şekillerde kullana 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 kulunun özelliklerini de bilerekten bazen
aynı konuyu tekrar tekrar gündemine alıp hatırda tutmasını sağlamak gibi farklı yöntemler ve usuller kullana kullana Kur'an-ı Kerim sürekli Hakk'a hidayet eder. Yani Kur'an'ın işi tamamen doğru yola iletmek olduğu için, insanları es-sırat-el-müstakime iletmek olduğu için bir bakıyorsun burada huden mastar olarak gelmiş ve ismi failin yerine kullanmış. El-Muttakîn, ittaka-yettaki, vaka-yaki kökünden iftial babından isim. Vaka korudu. Bunu isteyerek mi yaptı, istemeden mi yaptı? Sülaside bu anlaşılmaz. Bir insan birini hiç sevmediği halde sırf mecbur kaldığı için, sırf utandığı için ya da gelip kendine sığındığından onu satmak istemediği için, utandığı için de koruyabilir. Yani hiç sevmediğin bir komşun biriyle kavga eder, karşı taraftan sağlam bir dayak yer, ondan sonra gelir sana sığınır, mecbur kalır boynunu bükersin, itiraz etmezsin. Vaka yakideki koruma İttaka yettakideki gibi değildir. Daha önce derslerde tekrar tekrar söyledim. İftial babının en temel özelliği kesinlikle nedir? Kişinin kendi istek ve iradesiyle bir eylemi yapması, hayata geçirmesidir. Burada da muttaki Allah'ın sevgisini kaybetmemek, Allah'ın gazabını kendi üzerine çekmemek adına hal hareketlerine dikkat eden ve Allah'ı üzeceğini, Allah'ın gazabını kendisine çekeceğini düşündüğü her türlü eylemden, sözden, fiilden uzak durma. Yine Allah'ı razı edeceğini, Rabbini mutlu edeceğini düşündüğü her türlü söz, eylem, fiili de yapma. Yani bunun içinde gücü yetip de yapmadığı şeyler de girer. Bir yandan Allah'ın emirleri, evamir, bir yandan Allah'ın nehileri, nevahi, iki boyutta bizi bağlar. Biz bunları emirleri yapmak, nehilerinden uzak durmak zorundayız. Bu temel şey. Ama bir de yan tarafı var bunun. Yelpazeyi genişlettiğinde. Bir insan gücünün yettiği halde yapmadığı şeylerden de hesaba çekilecek. Hali hazırda işte Filistinler öldürülüyor. Sen onlar için bir şey yapma gücüne sahipsen ve fakat bunu yapmazsan bunun da hesabını vereceksin. Şimdi onunla ilgili bir kutsi hadis var. Allah-u Teala kulunu karşısına almış. Adam ömür boyu iman etmiş, ömür boyu namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, her türlü ibadetini yapmış, yerine getirmiş. Ama cehennemlik olduğunu duyduğu zaman şaşırıp kalıyor. Ya Rabbi ben sana isyan etmedim, bütün emirlerini yaptım, yasaklarından da uzak durdum. Niye cehennemi hak ettim? Kulum ben hasta oldum, sen beni ziyarete gelme. Haşa ya Rabbi sen hasta olmaktan münezzehsin. Ne sen hasta olursun, ne de benim bundan haberim olur ki ben seni ziyarete geleyim. Falan kulum hasta oldu, sen onu ziyarete gitmedin. Hani o kapıyı gözledi, o en darda, zorda olduğu zamanda yanına birileri gelsin, bir moral versin, bir neşe versin, en çok ihtiyaç duyduğu zamanda sen gitmedin. Daha ben dara düştüm, sen bana borç vermedin. Her şey ya Rabbi, sen Samet'sin, herkes sana muhtaç, sen hiçbir şeye muhtaç olmazsın. Sen de muhtaç olursun, ne de benim sana bir şey vermeye gücüm yeter. Falan kulumu ben sana yolladım. Fakir muhtaç kulumu sana yolladım, yardımcı olasın, destek veresin diye. Sen ona yardımcı olmadın. Kişinin imkanı olup da yapmadıklarından da hesaba çekilmesi net bir şekilde söz konusu. Onun için burada ittika fiili ifal babından getirildi. Doğrudan vakin demedi de muttakin dedi. Kendi istek ve iradeleriyle her türlü haramdan uzak duranlar, Allah'ın her türlü emrine yapışanlar ve kendilerini her türlü şüpheli şeyden de koruyanlar. Hazreti Hasan Efendimiz kanalıyla gelen bir hadis-i şerifte Allah Resulü hem ray kelimesini açıklasın diye onu kullanayım. Da ma yuribuke ila ma la yuribuk. Seni şüpheye düşüreni bırak, şüphesiz olana yapış. Ray budur. Yani bu kitap ki kendisinde şüphe yoktur. Şüphe insanı huzursuz eden, kafasını karıştıran, zihninde netlik bulunmayan her şeydir. Bu anlamda bu kitabın Allah katında olduğunda, Allah katından geldiğinde bir mümin, gerçek mümin için kesinlikle bunda zerre kadar şüphe yoktur. La ray da o da lamun nefi lil cins olduğu için her türlü şüpheyi kesin bir şekilde reddeder. Huden lil muttakin, huden Kur'an'ın o salt bir hidayet kaynağı olduğunu, ekstra hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın kendisine uyan, iman eden birini Allah'ın rızasına ulaştıracağını, lil muttakin, ama bu işin kalpteki takvaya bağlı olduğunu, yani
Daha önce belki bahsettik burada ama başka mecradan bilmiyorum. Hollanda'dan gelen müsteşrik ekibi, 30 kişilik ekip, adam Arapçayı kendi ana dili gibi konuşacak seviyeye gelmiş. 70-80 yaşlarında bir profesör, 80'e yakın belki. Vatandaş bütün Kur'an'ı defalarca okumuş, bütün normal tefsirleri okumuş, gelmiş Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki Osmanlı'nın el yazmalarını inceliyorlar. O hale gelmiş. Bu kadar okumanın üstüne normal şartlarda insan ne bekler? Ya Kur'an'ın güzelliklerini görüp bu vatandaşın iman etmesini bekler. Ama ta baştan niyet bozuk olunca adam Kur'an'da hata bulmak için, onun Allah kelamı olmadığını ispatlamak için bu işe girdiğinde hidayet onun kalbinde bir türlü tecelli etmiyor. O bir şekilde yol bulmuyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an bize tercihleri bir düşünün. Kur'an-ı Kerim'i evre çevre okuyorlar. Mealci grupları bir gözünüzün önüne getirin. Evre çevre tekrar tekrar okuyorlar. Onun Türkçe tercümeler üzerinden ahkam çıkarmaya çalışıyorlar, yorumlar yapıyorlar. Mirasla ilgili ayetlerinden bir bakıyorsun, o ne tartışmalar, şeyler çıkarıyorlar. Eyvallah, güzel. Ya niyet halis bir şekilde Kur'an'ı onu açıklayan peygamberle beraber paralelinde şey yapmak, doğru bir şekilde anlamak olmayınca, ta baştan niyet bozuk olunca Kur'an ona hidayet olmuyor. Bir şekilde doğru yol bulmasını sağlamıyor. Ondan sonra başlıyorlar adım adım dinin içinden bazı şeyleri soyutlamaya, çıkarmaya, kenara atmaya. Namazlarda şüpheye düşüyorlar. Önce namazı 5'ten 3'e çekiyorlar. Sonra namaz, abdest alıp namaz kılmak zor geldiği için yavaş yavaş onu da duaya dönüştürmeye başlıyorlar. Derken adım 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 ortada din iman diye bir şey kalmıyor. Tamamen sapıtıp kenarda oturup kalmaya başlıyorlar. Maalesef hal bu. Kur'an kendisine gerçekten Allah'ı bulmak niyetiyle yaklaşan herkes için bir salt bir hidayettir. Bir hidayet kaynağıdır. Ama sen daha baştan niyetini bozuk tutar da o şekilde hareket edersen Kur'an seni hidayet edecek değildir. Sen seni değiştirmedikçe, niyetini değiştirmedikçe Kur'an'dan da sana bir hayır gelecek değildir. Peki bu muttakiler kim? Dikkat ederseniz lam elif durağı koymuş, sonra ellezine yu'minune'ye geçmiş. Buradaki ellezine yu'minune cümlesi el-muttakinin sıfatı olabilir ki çok yakışır. Şimdi sen diyeceksin ki Kur'an'ın kendilerine hidayet kaynağı olduğu, Kur'an'ın kendilerini doğru yola ittiği, yönlendirdiği bu muttakiler kimlerdir? Gel ben sana onu açıklayayım. Ellezine o kullar ki, o muttakiler ki yu'minune iman ederler, bil gaybi gaybe iman ederler. İş şehadete çıktığı anda artık bunun bir gaybe iman noktası kalmaz. Şimdi bir insan niye Allah Resulü tevbenin kabul şeyini anlatırken, zaman aralığını anlatırken malem yugargir dedi? Bir insan artık meleği gördü, melek geldi, kendisine görünür oldu, gayb perdesi kendisinden kaldırıldı ve o melek üzerine çöktü, her bir hücresinden ruhu çekip almaya başladı. Onu oradan tuttu, söktü, söküp söküp çıkarmaya başladı. Bu adamın imanı artık bir şey ifade etmiyor. Nasıl ki Firavun'un imanı son boğulma anında, ben de Harun ve Musa'nın Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettim demesi bir şey ifade etmedi kendisi için. Kendisini kurtarmadı çünkü perde ortadan kalkmıştı artık. Şeyde diyor ya, el ane, şimdi mi? Şimdi mi iman ettin? Yani şu ana kadar değil, her şeyi yaptın, yaptın, yaptın. Şimdi meleği gördün mü iman ettin? Böyle bir şey yok. Öncelikle imanın birinci şartı gaybe iman etmektir. Allah'a iman ediyorsun. Allah senin için gayiptir. Varlığını test etme imkanın var mı? Yok. Elle dokunma, gözle görme imkanın var mı? Yok. Sonra kitaplarına iman etme. Meleklerine iman etme. Halihazırda melekleri gözüyle gören var mı? Yok. Görme imkanına sahip misin? Değilsin. Sonra kitaplarına iman etmek. İçinden bir insan, insanların içinden bir insan çıkıyor, geliyor. Ondan sonra Allah'tan vahiy aldığını söylüyor. Senin bunu müşahede etme, test etme, doğruluğunu onaylama imkanına sahip misin? Yok. Peygamberlerine iman etmek. Bu iddiada bulunan insan kitabı da ortaya koydu. Kabul edersin veya etmezsin. Tamamen senin için gayiptir. Onun haricinde kader, yazılı olup olmadığını bilmediğin. Şimdi biz onun kaderini boynuna asarız. Tamam. Sen şu anda boynuna asılı bir yazılı metin görüyor musun? Nerede ne yapacağını bildiren bir şey var mı? Yok. Yani şeye baktığın zaman
Hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğuna inanmak. Ta baştan Allah'ın kendisi sana gayb. Sonrasında hayrın ve şerrin ondan geldiği otomatikman gayb olur. Yani iman tamamen bir gönül meselesi, tamamen bir kalp meselesi. İnanırsın ya da inanmazsın. Mesele sana kalmış. Bu konuda hürsün. İsteyen iman eder, isteyen inkar eder. Ona bir diyeceğimiz yok. Ama iman kesinlikle gaybla başlıyor. İşin tuhafı imanla gayb. Görmediğine inanmak. İman demek içerisinde emniyet, emine ye'menu kökünden if'al babından mastardır iman. Emine ye'menu bir şeye net olarak güvenmek. Net olarak güvenmek. İmanda bunun daha ötesine zerre kadar şüphe duymaksızın bir şeye inanmak. Ama inandığın şey ne? Senin açına gayb. O yüzden bu kadar zordur. Gaybe iman bu yüzden bu kadar zordur. Bilmediğin, emin olmadığın, deneyemediğin bir şeye inanmak. Hani küçükken babam bizi şeye verdi, ticaret öğrenelim diye bir emlakçının yanına verdi. Orada çalışıyorduk. İlk çalışmaya başladığım dönemlerde önceleri böyle oturdukları koltukların üstüne çaktırmadan küçük paralar attılar. Beni test ediyorlar. Sonraları masanın üstünde, sümenin kenarında işte paralar bırakmaya başladılar. Bir tık daha büyük paralar. Hani bugünün 50, 100, 150 TL'si gibi. Dokunuyor muyum, dokunmuyor muyum? Daha sonra çekmeceye büyük paralar bıraktılar. Bugünkü 10 bin, 20 bin gibi paralar bıraktılar. Orada bizi test ettiler. Şimdi adam emin olmak için sana belli paraları ortaya bırakıp unutmuş gibi davranarak seni test ediyor. Daha sonra bankaya para gönderirlerken küçük meblağlarla beni gönderdiler. Ve ben bankaya giderken arkamdan geldiklerini gördüm. Diyecek sözüm yok. Adam haklı yani. Sonuçta sen onun işçisisin. Sana güvenmesi lazım. Bir şekilde test etmesi lazım. Gündelik hayatta güvenmediğin şeyi test edersin. Çocuğuna güvenmezsin. Telefonunu bir karıştırırsın. Çocuğuna güvenmezsin. Bilgisayarını bir karıştırırsın. Bir şekilde bir test etme ihtiyacın hissedir. İmkanın olur. Ortaya koyarsın onu. Testini de kendince yaparsın. Ama imanın hiçbir konusunu test etme imkanın bulunmadığı için kabul edersin veya reddedersin. İki ihtimal yoktur. İman şüpheyi kabul etmez. Yani imanla şüphe ikisi bir arada bulunuyor. Şüphe girdiyse iman çıkıyor, iman girdiyse şüphe çıkıyor, ortadan kalkıyor. Bunlar da bu büyük işi başarırlar. Muttaki, takva sahibi insanların birinci başardığı iş imanın altı temel esasına onları test etme, deneme, kontrol etme, check etme imkanları bulunmadığı halde inanmalarıdır. Daha ve yuqimune salate namazlarını kılmalarıdır. Ve yuqimune salate namazlarını kılmalarıdır. Şimdi burada niye namazı ön plana çekti, diğer ibadetleri saymadı? Oruç ya da zekat ya da işte biraz sonra mimma razaknahum yunfikunu zorlayarak oruç diye söylesek bile şey zekat diye söylesek bile doğrudan zekattır deme hakkım yok. Çünkü Allah zekat demek isteseydi zekat derdi. Burada zekat demedi. Sadece bizim kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcama yaparlar dedi. Dolayısıyla zekatın haricinde Allah rızası için yaptığın her türlü harcama da buraya dahil olur. Burada ibadet olarak doğrudan salat. Niye? Bir insan fakirdir, zekat vermeyebilir. Bir insan hastadır, oruç tutmayabilir. Bir insan yol güvenliği yoktur ya da kura çıkmamıştır, hacca gitmeyebilir. Geriye kalan bütün ibadetler için bir şekilde bir bahanen var. Ama kulluğunun göstergesi olan ve Allah Resulü'nün es-salatu imadu din, bu dinin temel direğidir diye tarif ettiği salat, hiç kimsenin bahanesi olmayan bir ibadet. Kadın olsun, erkek olsun, büyük olsun, küçük olsun, eğitimli olsun, cahil olsun, hasta olsun, sağlıklı olsun, mahpus olsun, hapiste olsun. Mesela hapisteki bir insan hacca gitmek zorunda değil. Çünkü hürriyeti yok. Yani gitme imkanına sahip değil. Mahpus olsun, hür olsun. Her türlü insan için namaz zorunlu bir ibadet olduğunda kesinlikle ve yuqimune salah dedi. Bir insan zaten namaz ibadetini düzenli bir şekilde yapıyor, yerine getiriyorsa burada Allah'ın onu kendi huzuruna kabul ettiği, onun imanından razı olduğu gerçeği açığa çıkar. Hani derler ya ben namazı terk ettim. Yok arkadaş sen namazı falan terk etmedin. Namaz seni terk etti. Namazda huzuruna durduğun kişi kim? Rabbul Alemin.
Sen o kadar berbat bir hayat yaşıyorsun ki Allah seni karşısına almak istemiyor. Seni muhatap almak istemiyor. Çünkü hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki bir insan abdestini alır, tekbirini alır, namaza durar. Namaza durduğu anda melekler o gün işlediği günahları getirir, başına, omuzlarına koyar. Bu adam rükûya eğildikçe, secdeye eğildikçe onun üstündeki şeyler durur mu? Yok. O günahlar patır patır dökülür. Allah Resulü burada bir teşbih yapıyor. Yani senin işlediğin günahları o soyut olarak defterine yazılan şeyleri somut birer nesneymiş gibi meleklerin getirip başına koyduğunu, omuzlarına koyduğunu ve sen rükûya eğildikçe, secdeye eğildikçe bunların patır patır döküldüğünü, namazın günahları temizlenmedeki fonksiyonunun bu olduğunu bu teşbihle, bu şeyle anlatıyor. Veya bir başka şeyde bir insanın evinin önünden nehr-i cari, akan bir nehir olduğunu düşünün. Bu adam bu nehre girse, günde 5 defa bu nehirde yıkansa, 5 defa banyo yapan bir insanda kirden eser kalır mı? Kalmaz. Günde 5 defa namaz kılan insanda da günahtan eser kalmaz. Çünkü inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz her türlü kötülükten ve pislikten alıkoyar. Tekrar tekrar Rabbinin huzuruna duracağını bilen bir insan ve duran bir insan namaz kılarken elini bağladı. Bir yandan Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn bağlılığını bildirdi, bildirdi, bildirdi. Bunu derken beyni ve az önce adamın hakkında suizanda bulundun, ne olduğunu bilmediğin konu hakkında yorum yaptın. Bir mahcubiyet hissediyorsun. Ya da biraz önce ağzını bozdun, dümdüz sövdün çıktın şimdi. Şimdi geldin buraya Allah'ın huzuruna durdun bunu diyorsun. O adamı sana yollayan Allah değil miydi? Seni onunla imtihan eden Allah değil miydi? Sen ne yapıyorsun? Gibi sürekli bir iç muhasebeye yönlendirdiği için sahibini namaz öne çıkarıldı. Çünkü namaz ibadetinde diğer ibadetlerde olduğu gibi yapmama diye bir şey yok. Kelime-i şehadet zaten her Müslüman yaparak sıfırdan sen şeye geliyorsun. Peşin peşin iman dairesine gidiyorsun. Onu kenara koyuyor. Namaz bahanesi olmayan ibadet. Ama oruç öyle değil. Ama zekat öyle değil. Ama hac öyle değil. Çünkü onlarda yapmama durumu var. Burada kulluğun daimi göstergesi kesinlikle namaz, namaz, namaz. Ve yuqimune salate. Bu yüzden onlar namazlarını ikame ederler. Yusallune salate de demiyor. Dikkat. Burada yuqimune. Ekame yuqimu ikametun. Bir şeyi ayakta tutmak. Bir şeyi bütün denge unsurlarını gözeterek, içinde bulunması gereken her boyutunu dikkate alarak onu ikame etmek, ayakta tutmak, hakkını vere vere yapmak. Sen namazı kılmak değil, normalde namaz kılmak değil, salla yusalli. Bu da yusallu ne demiyor, dikkat edin. Yusallune salate, namazlarını kılarlar demiyor. Yukimune salate, namazlarının hakkını verirler. Yani namazın farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına riayet ede ede hakkını vere vere onun rükünlerinin tamamını yerine getirirler bu takva sahipleri. Daha ve mimma razaknahum bizim kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de yunfikune harcarlar. Allah yolunda harcama yaparlar. İnfak dünya namına bir şey beklemeksizin işin içerisine dünyalık bir menfaat sokmaksızın Allah yolunda harcama yapmaktır. Bu zekat da olur, bu sadakayla olur, bu farklı her ne şekli olursa olsun niyet halis olduktan sonra Allah adına bir harcama yapmak doğrudan infaktır. Ha bu enfeka yunfiku günlük hayatta çocuğuna yaptığın harcama için de kullanılabilir. Hoş oraya yaptığın harcama da her biri sana sadaka olarak kaydedildiği için yine infaktır. Dert değil. Kendi ibadetlerini yapabilirsin diye hayatta kalmanı sağlayacak, kendi yiyeceğine içeceğine yapacağın harcama da duruma göre ya Rabbi ben bunu niyetini sağlam tutarsam ben bunu bu niyetle yapıyorum işte sağlıklı olayım, dinime hizmet edeyim, kulluğumu ortaya koyayım, Müslümanlara destek olayım, yardımcı olayım diye şey yaptığında basit bir yeme içmeni dahi ibadete dönüştürebiliyorsun. Nasıl ki öğlen uykusuna uyumak sıradan yorulan her insanın yapacağı sıradan bir iştir. Ama sen onu Allah Resulü kaylule uykusuna uyurdu. Ben de bu niyetle uyuyorum deyip sünneti yapma niyetiyle hareket ettiğinde uykundan dahi bir sevap kazanıyorsa aynı şekilde infakta da yaptığın her türlü harcamada Allah rızasını ön plana çekip niyetinden bunu koyduğun zaman ön tarafa oradan da sana kesinlikle bir geri dönüş olacak. Şimdi ellezine lilmuttakine sıfat olarak kabul edildiğinde ki bunun müptede olma durumu da var.
Eğer muttakin eğer sıfat olarak kabul edildiğinde o ihtimale binaen lam elif durağı konulmuştur ki kelime kelimeye bağlansın. El muttakine lam harfi ceriyle mecrur olduğu için ellezinenin irabı ellezine ismi mevsul mebdun alel feth sıfatun lil muttakin mecrurun mahallen. Yu'minune sıla cümlesi. Yu'minune fi'lun mudari'un merfu'un bi thubuti'n nuni min ahirihi fi ahirihi. İkisi de caizdir. Sonundaki nun harfinin sübut bulmasıyla merfu muzari fiildir. Ba harfi cer mebni alel kesri el gaybi ismun mecrurun bil kesreti zahirati car ve mecrur mutaallikani bi yu'minune. İkisi beraber yu'minune fiiline döner. Neye inanırlar? Bil gaybi gaybe inanırlar. Daha واو حرف عطف مبني على الفتح يقيمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون في آخره مضارع bir مرفودur sonraki nunun sabit kalmasıyla kılarlar buradaki vav vav cemaa failun merfuun mahallen arka planda faile işaret eder kim hum onlar bu arada yu'minunen faili de yine humdur takdiri burada vav cemaadan hareketle huma raci olur es salate mefulun bih mansubun bil fetati zahira vav harfu at mebniyun ale sukun min harfu cer mebniyun ale kesr ma ismu mevsul mebniyun ale sukun razak fi'lun madin mebniyun ale sukun ma damirun muttasilun fi mahalli raf merfu'un mahallen hum damirun muttasil fiile birleşen bütün şeyler zamirler mefulun bih konumunda olduğu için mebniyun ale sukun fi mahalli nasf mansubun mahallen yani yunfikun fi'lun mudari'un merfu'un bil bisubuti nuni vav vav cema'a fa'ilun arka planda şey olarak gelir. Hum zamine yerden dolayı raci olur. Yani onlar ki o muttakiler ki buna inanırlar. Veya ikinci ihtimal ellezine ile başlayan cümle sıfırdan müttedadır. Ellezine müttedadır. Ellezine o kişiler ki yu'minune inanırlar bil gaybi gaybe ve yuqimune kırarlar es salate namazı ve mimma razaknahum yunfikun ve kendilerine rızık olarak verdiğimizden harcama yaparlar. Daha vellezine yu'minune iman ederler bima unzile ileke sana indirilene ya Muhammed. Daha ve unzile min kabli senden önce indirilene inanırlar. Daha ve bil ahireti hum yuqinun ahirete de canı gönülden yakinen inanırlar. Buraya kadar özne. Sana indirilene de senden önce indirilene de canı gönülden ahirete de inananlar. Verdiğimiz maldan Allah yolunda harcayanlar, namazlarını kılanlar ve gaybe iman edenler al sana haber. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve onlar gerçek anlamda kurtulanlardır. Dolayısıyla buradaki ellezinenin müpteda olması da bağlama, gramer açısından da, mana açısından da çok çok güzel yakışır. Onun el-müttakini açıklayan sıfat olması da gayet güzel yakışır. Bu Kur'an-ı Kerim ki kendisinin Allah katından olduğunda herhangi bir şüphe yoktur. O müttakiler için bir hidayet kaynağıdır. O müttakiler ki gaybe inanırlar, namazlarını kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimize inanırlar. Sana indirilene inanırlar, senden önce indirilene inanırlar ve ahirete de yakinen inananlar onlardır. Ve yine onlar, burada ulaike tekrar sıfat olarak devam ediyor, Rablerinden bir hidayet üzeredirler, Rablerinin kendilerine gösterdiği bir doğru yol üzere hareket etmektedirler. Ve ulaike humul muflihun, gerçek anlamda felah bulan, doğruyu bulanlar da kesinlikle onlardır. İkinci takdir. Ulaike müpteda hum tekit zamiri zamiri fasıl mufrihun da haber de marife geldi taksis etti. Yegane felah bulacak olanlar da onlardır. Bu şekilde de cümleyi bütün halinde değerlendirmek irafını yapmak mümkündür. Geri dönüyorum. Allah için kendilerine rızık olarak verilenlerden harcarlar. Daha vellezine yu'minune yine onlar yu'minune inanırlar. Neye? Bima unzile ileke, sana indirilene. Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirilene inanmak imanın şartıdır. Tek başına la ilahe illallah Kur'an'a muhatap olan bir insan için, Allah Resulü'nün tebliğinin kendisine ulaştığı bir insan için tek başına yeterli değildir. Birileri bunu yapmaya çalıştı ya, bir insan tek başına la ilahe illallah dese de bu kendisi için yeterlidir. Muhammed Resulullah çok da şart değil yani
diye böyle bir konuşma yapmıştı. YouTube'da o video var. Kim olduğunu hatırlarsanız. Böyle bir şey yok. Hutbelerden Allah katında mesela inne dine indellahil İslam ibaresini çıkardılar. İşte ondan sonra götürdüler kız çocuklarını ehli kitaptan birileriyle evlendirdiler. Halihazırdaki ehli kitap Allah'a şirk koştuğu için her ne kadar Kur'an'da ayet var onların yemekleri size helaldir denildiği için onların kestiklerini yersek de bir boyutuyla şirke bulaştıkları için de onlara kız vermeyi net bir şekilde İslam yasaklar. Bir Müslümanın ehli kitaptan kız alması kendisine caizken bir Hristiyan'a ya da bir Yahudi'ye kendi kızını vermesi mümkün değil. Birleşik Arap Emirlikleri güya Yahudilerle güzel ilişkiler kurup ekonomilerini daha ileriye götürecekler diye Google'a yazarsanız direkt önünüze çıkacaktır. Birleşik Arap Emirlikleri'nde kendi kızlarını Yahudilerle evlendiriyorlar diye ben Arapça haber sitelerinden çok denk geldim. Bir dönem bu böyle bir şey oldu. Kanallarda gösteri yapa yapa bu tür işler yaptılar. Nerede bir pislik olsa kaldırın altından Birleşik Arap Emirlikleri illa çıkar yani. Kurtuluşu yok. Mutlaka karşımıza çıkıp duruyorlar. Halkına bir diyeceğim yok. Halkının tanıştığım insanlardan zenginliğin verdiği şımarıklığı kenara koymuş, bunu başarmış, imanın tadına varmış. Allah'ın kendisine sunduğu imkanları gerçekten Müslümanlara hizmet için kullanan çok çok temiz insanlar var. Asla dil uzatamam. Ama yönetiminin ne yaptığı belli değil. Yani tamamen azmışlar, İslam'la, dinle, imanla zerre kadar alakaları kalmamış. Allah onlara o kadar güç imkan vermiş, bunu çok daha farklı kullanabileceklerken maalesef tamamen kafiri kalkındırmaya, kafiri ayakta tutmaya yönelik bütün mallarını o yönde harcıyorlar. Paralarından da bir hayır falan gördükleri yok. Yani o petrolleri, şeylerini satıyorlar. Kendilerine ait o petrol şeyi satıyorlar. Bir şekilde götürüp Amerikan bankalarına, İsviçre bankalarına koyup yine faiz sistemine hizmet amacıyla kullanıyorlar. Ha, Suud'u bir şekilde terör yasası çıkararak Suud'un 750 milyar dolarına çöken Amerika en ufak bir rotadan çıksın, en ufak bir sözünden çıksın, kendi kuklası olmayı bırakacağını sadece söylesin, yapmasın, sadece söylesin. Anında Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün malına da çökecektir. Onlar kendi kendilerine şimdilik bir şeyler yapıyorlar. Allah uyanmayı nasip etsin. Ne insan? Muttaki, Allah'ın övgüye değer bulduğu bir kul olmak istiyorsa bir, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilene iman edecek. İki, ve me unzile min kablik. Şimdi biz Hz. Peygamber'e indirilene mufassalen, bütün detayıyla, yani besmelen besinden nas kelimesinin sinine varana kadar, Kur'an'ın iki kapağı arasında Hz. Peygamber'in bize getirdiği her şeye şeksiz şüphesiz iman etmek zorundayız. Çünkü onun Allah katında olduğunda şüphe yoktur. Ama ve mâ unzile min kablik Allah Resulü zamanında o gelen kişinin Hazreti Ömer olduğu kitaplarda geçer. Bazılarında da Hazreti Ömer'e saygı gereği onun ismini vermeden bir adam elinde ehli kitaba ait ayetten yazılı olduğu kağıtlarla peygamberin huzuruna geldi. Resulullah o elindeki nedir diye sordu. İşte Tevrat'tan ayetler deyince Resulullah'ın yüzü kıpkırmızı oldu. Kıpkırmızı oldu. Benim sana getirdim sana yetmiyor mu ki böyle bir şeye niye ihtiyaç duydun yani niye gittin de böyle bir şey aldın geldin diye Allah Resulü'nün itiraz ettiği mevcut duruma son derece sinirlendiği yüzünün boynunun damarlarının çıkıp yüzünün kıpkırmızı olduğu net bir şekilde hadis kitaplarında anlatılıyor. Şimdi biz ehli kitapla alakalı hani 5 defa İncil'i baştan sona bitirmiş bir insanım. Tevrat'ı bir defa bitirdim, o da ömrümden ömür götürdü. Böyle bir şey olamaz. Yani bir insan peygamberlere nasıl bu kadar iftira edebilir? Allah'a nasıl bu kadar iftira edebilir? Hayatımda okuduğum en zor kitap kesinlikle Tevrat'tı. Şu anda da elimde bir tez var. Bir tezi okuyorum. Şu anda o şeyi de geçti. Tevrat'ı da geçti. Listenin başına oturdu diyebilirim rahatlıkla. Ciddi anlamda yoruyor beni. Biz orada geçenleri ne tasdik ederiz? Allah Resulü o konuda bizi net bir şekilde uyarmış. Bizden önce indirilenlere mucmelen. Tamam Allah
Tevrat'ı indirmiştir. Tevrat da sadece yanlış anlaşılmasın. Hazreti Musa'ya indirilen kitap değil. Nerede başladı, hangi peygamberle sona erdi bilinmeyen bir uzun vadede peygamberlere indirilen vahiyler topluluğu Tevrat diye anılır. Hani bizde bir yanlış algı var ya, hani Kur'an-ı Kerim gibi tek bir kitaptı ve Hazreti Musa'ya toplu verildi. O iş öyle değil. İncil tamam, Hazreti İsa'ya verilen. Kur'an-ı Kerim tamam, Hazreti Muhammed Mustafa'ya verilen. Zebur tamam, Hazreti Davud'a verilen. Ama Tevrat, mesela Zebur'u da içinde barındıran bir kitap. Mezmurlar başlığı Zebur'u ifade eder zaten. Kendi içerisinde Zebur'u da barındıran, Hazreti Musa ile beraber Hazreti Musa'dan sonraki olayları anlatan dünya kadar Tevrat'ta ayet var baktığınız zaman. Ama müthiş bir insan eli müdahalesi var. Yani çıldırıyorsunuz. Oradaki Allah inancına bakıyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Daniel kitabına kadar neredeyse Tevrat'ın yarısında kesinlikle şey yok. Ahiretle ilgili tek kelime bulamazsınız. Ahiret, ölümden sonra dirilme, tekrar hesap verme yok yani. Resmen adamlar ahireti ortadan kaldırmışlar. O yüzdendir ki Yahudiler bu kadar böyle dünyaya tapmış ve dünya üstünden hayatlarını organize edip yollarına devam ediyorlar. Allah inancına bakıyorsun tamamen insansı bir tanrı. İnsanlara görünen, onlarla güreşen, hatta güreşte yenilen. İşte o Yakup, İsrail kelimesi tanrıyı yenen anlamda Hazreti Yakup'a lakap olarak verilen kelime. Yani Allah geliyor, Hazreti Yakup arkadaşlarıyla beraber arazide bir yerde onlara görünüyor, sohbet ediyor, onunla güreş yapıyor ve o Allah'ın sırtını yere getiriyor. Allah'ı yere vuruyor, kendisine bu lakabı veriyorlar. Al şimdi gel bunun neresini tutacaksın? Bir başka ayette bir bakıyorsun yine Allah geldi, oradaki kullara göründü. Onlar koyun pişiriyorlar, etten istiyor. Hatta bu koyunun kaburga üstü etinden istiyor. Ondan ona veriyorlar. Oturup et yiyen bir Allah. Güreşen bir Allah. Bir bakıyorsun Nuh tufanının anlatıldığı ayetlerde işte Allah Nuh'u ve arkadaşlarını gemide unuttu. Hazreti Nuh açlıktan öleceklerini anladı. Bunun üzerine kuşları uçurdu. Gidin bakın herhangi bir yerde kara varsa yönümüzü o tarafa çevirelim diye. Ondan sonra kuşlar giderken yolda meleklere rastladılar. Melekler dedi ki hayırdır siz nasıl hayatta kaldınız tufandan? Biz Nuh'un gemisine sığınan hayvanlarız. İşte açlıktan öleceğiz. Hazreti Nuh orada inananlardan kalan son bütün yiyecekler tek bir kazanda topladı, pişirdi bizim aşure yemeği. Ondan sonra son yemeği yediler. O arada melekler gitti Allah'a haber verdi. Allah hatırladı. Aynen bu cümleler Tevrat'ta var. Merak eden arayıp bakabilir. Basit Tevrat'ta arama yapma siteleri var. Oraya yazarsanız önünüze çıkar. Ondan sonra Nuh'u ve inananları hatırladı. İşte göğe emir verdi, yağmur durdu. Yere emir verdi, suları çekti. Derken gemi oturdu. Ne yaptığını bilmeyen bir Allah. Deneme yanılmayla iş yapan bir Allah. İşte Allah insanoğlunu yarattı. İnsandaki her türlü kötülüğü, pisliği gördü. Onları yarattığına pişman oldu. Tamamını yok etmek istedi. Ama Nuh ve ona inanan bir avuç insanı helak etmeye de içi razı olmadı. Ondan sonra onları tuttu. Geriye kalan herkesi yok etti, öldürdü. Geleceği bilmeyen, deneme yanılma yoluyla öğrenen bir Allah. Haşa. Allah inancı çok çok problemli. Peygamber inancına bakıyorsunuz. Hazreti Lut'a öyle iftiralar atılmış ki Hazreti Lut'un büyük kızı babasını içirmiş içirmiş sarhoş etmiş. Ondan sonra babasıyla yatmış ondan gebe kalmış. Ertesi gün de kız kardeşine diyor ki bu akşam da babamı sen içir sarhoş et. Sen de onun yatağına gir ondan hamile kal ki neslin devamı sağlansın. Bir yandan kendi öz kızıyla yatacak kadar ayyaş bir peygamber ve Allah haşa ona dinini teslim etmiş. Diğer yandan babasıyla yatacak kadar sapkın bir peygamber kızı. Kabul edebilirsen et yani. Okudukça çıldırıyorsun. Hazreti Davut'la ilgili iftira. İşte Hazreti Davut namaza durmuş, namaz kılıyor. Altından bir güvercin üzerinden geçiyor. Namazı bırakıyor. Onun peşi sıra gidiyor. O güvercin gidiyor bir bahçeye. Oraya konuyor. Hazreti Davut da gidiyor böyle yüksekte. Orada İşte Orya diye bir kadın yıkanıyor. Kadının güzelliği Hazreti Davut'u haşa kendinden alıyor. Hazreti Davut da araştırıyor kadının evli olduğunu duyunca kocası ölsün diye adamı en ön safta Akıncı birliklerinde savaşa yolluyor. Adam gidiyor geliyor ölmüyor tekrar yolluyor. Gidiyor geliyor ölmüyor tekrar yolluyor. Nihayetinde ölene kadar adamı yolluyor. En son adam öldüğünde
Adamın karısını alıyor, karısıyla evleniyor. Yani el alemin namusuna göz koyacak kadar haşa yoldan çıkmış bir peygamber motifi bize sunuyor. Kabul edebilirsen neresine edeceksin? Koca devlet başkanı bir güvercin işte büyüklüğü belli olsun olsun 3 kilo 5 kilo altının peşinden namazı bozup gidecek kadar da dininde şeyi olan zaafları bulunan bir peygamber. Yani ne peygamber anlayışını Tevrat'ın kabul etmek mümkün bir Müslüman için, ne Allah inancını kabul etmek mümkün. Yani ilk ayetlere baktığında Allah'ı her şeyi yaratan mutlak üstün güç, tek Allah, eşi ortağı olmayan çok güzel bir giriş yapıyor. İnsan çok mutlu oluyor. Devamına bir bakıyorsun. Girişte verdiğiniz Allah nerede? Şu anda burada işlediğiniz Allah nerede? Arada uçurumlar var. Kafayı yedirtiyor insana ciddi anlamda. Hakikaten tahammül edilecek türden değil. Allah sabır versin ama durum bu. Şimdi o yüzden bir Müslüman Hazreti Muhammed Mustafa'ya indirilene mufassalen her bir detayla inanır. Çünkü o tahrif edilmiş. Ama ona unzile min kablik, ondan önce indirilene mucmele, topluca. Tamam, Allah peygamberlerine şunu indirmiştir. Orijinali varsa başımız gözümüz üstüne. Ha, onun haricindekini biz tasdik de etmeyiz, yalanlamayız da. Çünkü bilmeden gerçek bir ayeti inkar etmiş olabiliriz veya yalan olan insan eliyle üretilmiş bir şeyi tasdik etmiş olabiliriz. O yüzden ikisi de bize yasak. O bil ahiretihum yuqinun, ikan içerisinde zerre kadar şüpheye, şekke yer vermeksizin bir şeye inanmak, iman etmek. Onlar ahirete de iman ederler. Ulaiki ala huden min rabbihim. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeridirler. Ve ulaike humul muflihun. Yegane felaha ermiş olanlar da onlardır. Süremiz dolmuş. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet. Cümletine selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.